DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar konuğumuz olacak. Çiğdem Kılıçgün Uçar'a dönelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş buldum, iyi akşamlar. Teşekkürler. Tabii Başur Kürdistan'daki gelişmeleri ele alacağız. Ancak ona geçmeden önce tabii biraz Bakur Kürdistan'dan başlamak istedik. Çünkü Türk Devleti'nin politikaları, siyaseti değişmiyor. Başur Kürdistan'da da aynı, Rojava Kürdistan'a yönelik de aynı şekilde Bakur açısından da soykırım saldırıları devam ediyor. Buradan başlayalım isterseniz. Son dönemde AKP-MHP faşist iktidarı belki geçmişte biraz daha örtülü yapıyordu Kürt düşmanlığı politikalarını. Hukuka, kendilerini tabii denetimde olan hukuka kılıf uydurarak yapmaya çalışıyordu. Ancak bugün geldiğimiz noktada çok açık bir şekilde Türkiye Devleti, AKP-MHP iktidarı Kürt düşmanlığı politikalarını sürdürüyor. Ormanlar yakılıyor. Yaşadık geçtiğimiz dönemde. Kayyum politikaları sürüyor. Cölemek gasp edildi. Irkçılık her yerde, Kürtlere yönelik Kürt düşmanı politikaları. Buradan başlayalım. Şimdi AKP-MHP iktidarının bugün yürüttüğü bu politikalar geçmişten biraz daha farklı. Bunu değerlendirmenizi isteyeceğim. Aynı zamanda tabii Bakur Kürdistan'da önemli bir mücadele de var. Kürt halkı her yerde ayakta. Özgürlüğe ses ver eylemleri bir tarafta, diğer taraftan irade gaspına karşı eylemler, işçi ve emekçi eylemleri de devam ediyor. Nasıl bir mücadele hattı olmalı buna karşı? Belki önce şeyden başlamak gerekir. 2002 yılında AKP iktidar olduğunda hangi sahiplerle aslında siyasette yer işgal etmek istediğine dair söylemleri daha demokratik söylemlerle, daha reformcu söylemlerle aslında bir gelişi vardı. 22 yıllık bir iktidarı döneminde en çok muhasebesini yapması gereken hem bir yandan demokrasi güçleri ama bir yandan da AKP'nin kendisi. Bugün tek başına işte AKP'nin 22 yıllık süreçte başladığı noktanın tam zıt noktasına gelmesi, Türkiye'de aslında siyasetin demokratik olmamasıyla, kapsayıcı ve çoğulcu olmaması da açıklanabilecek şeylerden birisi. Yakın dönemde iki önemli seçim süreci atlattık. Hani Türkiye, Kürdistan'da her ikisinin sonuçlarının da ben Türkiye siyaset açısından da Kürdistan siyaset açısından da, demokratik siyaset açısından da önemli veriler sunduğunu düşünüyorum. Evet, hem işte Avrupa Birliği üyeliği söylemleri, hem İstanbul Sözleşmesi'nin İstanbul'da imzalanması gibi, hem işte Kürtlerin ötekileştirilmesi sürecine dair AKP'nin öyle olmayacağı söylemiyle kendisini Türkiye toplumuna kabul ettirmesi meselesinden geldiğimiz noktaya baktığımızda bugün AKP'nin tek başına bir iktidar olmadığını söylüyoruz. Genelde AKP-MHP iktidarı diye tarif ediyoruz. 2015 süreci bir milat Türkiye açısından, Türkiye-Kürdistan açısından ortak mücadelenin nasıl bir kazanıma dönüşebildiği ve AKP'nin tek başına iktidar olmama karşısında neye sarıldığını da gösteren sonuçlardan birisi. Bugün AKP'yi yönetenin MHP olduğunu söylemek yerinde olur diye düşünüyoruz. Şöyle, şimdi Milliyetçi Hareket Partisi toplum tarafından çok benimsenen bir ideolojiye, çok benimsenen bir siyasete sahip olmuş olsaydı bugüne kadar çok uzun bir süredir hani siyaset sahnesinde ister seçim olsun ister diğer aşamalarda olsun bir yer edinirdi. Ama bu kadar yer edinemeyen bir siyasetin bugün işte AKP gibi Türkiye'de uzun bir süredir iktidarı işgal eden AKP'yi bile yönetir pozisyona geliyor olması önemli bir durum. Hani bunun üzerinde biraz durmak gerekiyor. En başından beri söylüyoruz, 2015 sürecinden beri AKP-MHP iktidarının Kürdistan'daki varlığı özel savaş politikalarıyla, savaş politikasıyla, kayyumla, tecritle ancak açıklanabilir. Çünkü buradaki varlığını başka türlü yaratabilecek bir mekanizması yok AKP-MHP iktidarının elinde. Her iki seçim açısından da, seçim dışı dönemler açısından da Kürt halkı duruşuyla, mücadelesindeki istikrar ile aslında kendisini savunuyor. Yani kendi mücadelemizi tarif edeceğimiz en doğru cümle bence Kürt halkı ilk günden bugüne kadar yürüttüğü mücadelenin esas ismi kendini savunmak, kendi değerlerini, kendi mücadelesini savunmak ve Kürt halkının kendini savunması illegalize edilerek aslında siyaset yürütülmeye çalışıyor ki hiçbir halkın değeri, hiçbir halkın mücadelesi, varlık mücadelesi illegalize edilemez. Bugün aslında Türkiye'nin en çok kriz yaşadığı ya da mevcut iktidarın en çok kriz yaşadığı başlıklardan birisi bu. Bunun içinde aslında kendi siyasi jargonuna uygun mekanizmalar yaratıyor. Birisi kayyum,
Hatırlarsanız yerel seçim sonuçlarında Cumhurbaşkanı ilk açıklama yaptığında milletin iradesine hürmetsizlik yapmayız diye bir cümleyle evet. başlamıştı. Ama ilk hürmetsizliği, yani biz tabii bunu şey olarak okuyabilmiştik. Hürmetsizlik etmeyeceği şeyin içerisinde Kürt halkının kazanımları olup olmayacağı hani bildiğimiz bir şeydi. İlk itiraz ettiği yerler Kürdistan seçimleriydi. Ama öncesinde Kürdistan'da kazanabilmek için bir devletin kendisini en aciz duruma düşeceği yöntemlere başvurmak zorunda kaldı. Seçmen kaydırdı, para yoluyla insanları, yani daha doğrusu yoksullaştırdığı insanları para yoluyla kendisine oy vermelerine ne yazık ki olanak yarattı. Birçok şey söylenebilir bu konuda ama esas bizim açımızdan tablo AKP-MHP iktidarının Kürdistan'daki varlığının yok olduğunun göstergelerinden birisi oldu. Şimdi bunun karşısında AKP elbette ki, AKP-MHP iktidarı elbette ki Kürdistan'da bir varlık mücadelesi gösterecek. İki dönemdir uyguladığı, Türkiye kamuoyu açısından artık kabul ölçülerinin bile ortadan kalktığı kayyum politikasını, kayyum rejimini Hakkari'den başlattı. Tabii bu tercih de önemli. Sınır hatlarından başlatması meselesi. Belki birazdan konuşacağımız yürüttüğü savaş politikasının, ilhak politikasının da bir alt zemin olarak okumak da çok mümkün aslında. Bir halk iradesi, ki Kürt halkının iradesi çok uzun bir süre hani dünyada belki de örneği görülmemiş birçok müdahaleyle, saldırıyla karşı karşıya kaldı. Ama vazgeçmedi. Biz mücadelenin hattını biraz buradan bakmaya çalışıyoruz. Diğer yandan hukuksuzluğun ana kaynağı olan ve bugün Türkiye'de Türk'ünden Kürdüne, Çerkezine, bütün meslek alanlarına, kadın mücadelesine, gençlik mücadelesine en büyük saldırının temeli haline getiren tecrit politikaları karşısında da Kürdistan'da Kürt halkı ayakta. Hem tutsak yakınların hem demokratik örgütlerin cezaevleri önünde özgürlüğe ses ver eylemleri, AKP binalarının önüne yaklaştırılmadı il ilçe örgütleri, tutsak yakınları ama en yakınına kadar gitmeye başardı. Tecritte son ver etkinliği. Yine annelerin Adalet Bakanlığı'na giderek aslında bu yükümlülüğü, Adalet Bakanlığı'nın da içinde olduğu bu yükümlülüğü paylaşmak için göstermiş oldukları özverili mücadelenin kendisi bugün aslında Kürdistan'da devletle Kürt halkı arasında çok ciddi bir mücadele. Ama bu mücadelenin adı demokrasi mücadelesi, bu mücadelenin adı hak mücadelesi, meşru bir mücadelenin ne kadar belirgin olduğunu gösteriyor. Ekstra belki şunu söyleyebilirim bu konuda tekrardan. Evet. Kürt halkının istikrarlı mücadelesi Türkiye'deki toplam bir demokrasi mücadelesi açısından yeni demokratik bir Türkiye'nin inancını taşıma açısından gerçekten can suyu rolünü görüyor. Çünkü Kürt halkı önüne çıkan tüm saldırılar karşısında mutlaka bir yol yarattı. Ve yarattığı bu yolda uzun bir zamandır da aslında yalnız yürümüyor. Türkiye'den hem bizim de bileşen olduğumuz DEM Parti'nin ortak mücadele hattı, bileşen hukukunun kendisi, AKP-MHP saldırılarının bu kadar genişlemesi ve toplumsallaşması karşısında, yani Kürtleri AKP'nin sığdırdığı terör-teröristten kavramı dışında okumayı başarabilen bütün toplumsal kesimlerin kendisi, kayyuma da, tecrite de, özel savaş politikalarında da ses vermeye başladı diyebiliriz. Yeterli belki tartışılabilir ama evet. Bugün bizim kayyum için yaklaşık bir aydır arkadaşlarımızın alanda sahada olması, yürüyüşten basın açıklamalarına kadar oturma eyleminden birçok yöntemle yürüttükleri mücadelenin kendisi önemli bir hat çizdi. Peki ve daha nasıl güçlendirilebilir? Eminim gündeminizde tabii bu mücadele hattı oldukça önemli. Çünkü Kürt sorununun çözümü de aslında Türkiye'nin demokratikleşmesiyle iç içe olan, biri olmadan diğeri de olmayacak. Açık ortada. Peki bu mücadele belirli düzeyde bir ortak mücadele var dediniz. Bu görülüyor. Peki bunu bir üst aşamaya taşımak ve aslında bir değişim dönüşüm etkisi yaratabilecek bir düzeye getirmek için neler yapmak gerekiyor? Eksiklikleri nasıl tamamlamak gerekiyor? Yani her mekanizma ya da her siyasal yapılanma bu konuda kendi özgün sözünü kurabilmeli. Evet, birlikte yürüdük, birlikte sözümüzü kurduk ama herkesin mutlaka kendi cephesinde ve kendi meşrebince kurabileceği sözler olmalı. Türkiye'de sivil toplum örgütleri de aslında uzun bir süredir AKP-MHP iktidarının yalnızlaştırma politikalarının, ötekileşme politikalarının hedefinde ama halen daha toplumda çok etkili karşılıkları var. Emek Özgürlük İttifakı
çok bağımsız olarak aslında bir yürüyüş gerçekleştirebilir, Hakkari Merkezi'nde bir açıklama yapabilir. Bu hukuksuzluğa en çok ses çıkarması gereken, söz söylemesi gereken Türkiye'deki bütün barolar, ki 29 baro ortak bir açıklama yapmıştı. Barolar Hakkari'deki bu hukuksuzluğu hem gündemde tutabilir hem de Hakkari'de kendi özgün seslerini, sözlerini, eylemlerini kurabileceği bir girişimde olabilir. Türkiye'de yerel seçimlerde seçilmişlerin her birinin sorumluluğunda gördüğünüz bu kayyum meselesine dair ne kuracakları sözden geri durmaları ne de bununla ilgili yürütecekleri politikalardan geri durmamaları gerekiyor. Çünkü biz ilk kayyum atamalarında kayyumun sadece Kürdistan belediyeleriyle sınırlı kalmadığını deneyimledik. Türk Tabipler Birliği'nden Boğaziçi Üniversitesi'ne kadar kayyum gündeminin ne kadar hızlıca yaygınlaşabileceğini gördük. Ama bugün açık söyleyelim, partimize oy versin vermesin, partimizin üyesi olsun olmasın, AKP ile belli bir dönem seçim üzerinden iş kurmuş birçok kesimin bile kayyum meselesinde aşağı çıkan bu yıkımın, bu talanın, bu yolsuzluğun karşısında artık durulması gerektiğine dair eyleme, söze dönüşmeyen ama sessiz de olsa varlığını koruyan bir güç olduğunu farkındayız. Burayı da harekete geçirmek gerekiyor. Belki sizin aracınızla bunu söyleyebiliriz. Kayyum rejiminin yarattığı yıkım bütün ülkeyi gasp etmeden herkes kendi sözünü söyleyebilmeli. Bu dönem biraz daha cesaretle bize ait olana dönük bütün saldırılar karşısında herkes kendi meşrebince söz kurarsa ancak bu demokrasi önünde kurulan bentleri ortak yıkabiliriz. Peki, dilerseniz Başur, Kürdistan'daki gelişmelere geçelim. Türk Devleti bir operasyon adı altında 15 bin asker, korucu, binlerce korucu son olarak açıklandı. Bugün isimleri de deşifre edildi. Afrin'de eğitti DAEŞ çeteleri 800 civarında. Bunlar da Metina'ya konumlandırılmak isteniyor. Tabii tüm bunlar az önce konuştuğumuz, şimdi konuştuğumuz konudan bağımsız değil. Türk Devleti'nin Kürt düşmanı politikalarından, Bakur Kürdistan'daki politikalardan bağımsız değil. Peki bu son dönemde Başur Kürdistan'a yönelik, Ahmediye, Behtinan hattına yönelik Türk Devleti'nin yaptığı yoğun sevkiyat, köylerin boşaltılması, kontrol noktalarının kurulması, aynı zamanda burada tankların konumlandırılması açısında neler söyleyebilirsiniz? Türkiye Devleti'nin amacı ne? Elbette. Şimdi aslında uzun bir süredir Türkiye bu ulus devlet paradigmasında çok ciddi krizlerle karşı karşıya. Bunları aşabilmesi için ya da işte kuruluşundan bugüne gelen ve iddiasını etti aslında, o iddiaya uygun düşmeyen bir çoğulcu yapı var elbette ki Türkiye'de, Kürdistan'da. Onu ayakta tutabilmesi için ulus devlet karşısında en güçlü sesi çıkaran, çoğulcu yapı konusunda da en güçlü mücadele yürüten Kürtlerin tasfiyesi öncelikli gündemlerinden birisi oldu. Yani bundan hiç vazgeçilmedi. Bunu sadece AKP-MHP iktidarı üzerinden de açıklamak bence yetersiz olur. Hani Türkiye'de iktidara gelen bütün siyasi partilerin ya da ideolojilerin, bütün mekanizmaların aslında ilk başladıkları yer öncelikli olarak demokrasinin Diyarbakır'dan geçtiği ama seçimler bittikten sonra tam tersi bir yönelim, tam tersi bir saldırı gerçekleştiğini hepimiz biliyoruz. Şimdi birçok başlığı var aslında Türkiye'nin başvuru Kürdistan'da yürüttüğü politikaya çıkacak birçok başlık var. Birincisi, Türkiye hem ulus devlet bağlamında hem de dış siyasette inanılmaz derecede denklem dışı kaldığı bir dönemi yaşıyor aslında. Birincisi, enerji koridoru dediğimiz özellikle de başvuru bağlayacak olan kalkınma yolu projesi meselesinde çok mücadele ediyor. Hani hem KDP ile hem Irak hükümetiyle uzun süreli görüşmeler gerçekleştirdik ki neredeyse uzun bir aradan sonra Türkiye Cumhurbaşkanı ilk ziyarette bununla gerçekleşmiş oldu. Bu projenin, yani sadece bu projede var olmak üzerinden değil, küresel siyasette söz sahibi olması için ihtiyaç duyduğu başlıklardan birisinin bu olduğunu söylemek gerekiyor. İkincisi, Türkiye'de AKP-MHP iktidarının kendisi Türkiye'de kendisi açısından makbul olan Kürt'ü yaratamadı. Dolayısıyla bu süreci götürebileceği, ortak hareket edebileceği bir Kürt yapısına ihtiyaç duydu ve ne yazık ki KDP bu anlamda Türkiye'nin bu ihtiyacını karşılayacak bir pozisyonda konumlandırdı kendisini. Şimdi KDP'nin kendisi bir zorlukla aslında Kürdistan bölgesel yönetiminde işte varlığını sürdürdü. O statünün kendisinde bile birçok emeği ve zorluğuyla karşı karşıyaydı. Belki şunu ısrarla söylemek lazım. Türkiye'de milyonlarca Kürt'ün yaşadığı Kürdistan bölgesinde
bunca savaş, tecrit, özel savaş politikaları, cezaevlerindeki insanların bile, hasta tutsakların bile ölümüne bu kadar davetiye çıkaran bir iktidarla ortak iş yapabilmesinin Kürt halkının mücadelesine, Kürt halkının tarihsel mücadelesine, varlığına, kimliğine nasıl bir faydası olabilir? Sırf bunun muhasebesi yapılsa bile biz bugün bu tartışmaları yapmak yerine Rojava'nın statüsünün nasıl kalıcılaşabileceğini, ulus devlet krizi bu kadar derinleşmişken orada aşağı çıkan yönetimsel mekanizmanın nasıl dünyaya örnek olabileceğini, Orta Doğu'ya örnek olabileceğini ve bugün tartışılan 3. Dünya Savaşı bağlamının nasıl yok edilebileceğini konuşuruz. Ama ne yazık ki onu yaşamıyoruz. Tam tersine AKP yol alabilmek için KDP ile ciddi bir işbirliği içerisinde ve bu olanağı yaratanlardan birisi de KDP'nin kendisi. Diğer bir mesele, Türkiye özellikle AKP döneminden itibaren bir misak milli hevesi var. Bundan hiç vazgeçmedi. De facto olarak aslında misak milli hayranlarıyla... Son grup toplantısında da tekrar söyledi Devlet Bahçeli. Musul'da bizim, Kerkük'te bizim diyerekten aslında neler yapmak istediklerini de ifade etti. Buyurun. Geçmiş dönemde plaka numaralarını bile verdi. 81'de bitiyor, 82, 83, 84 diye aslında. Evet. O misak-ı milli hayallerini de hayata geçirmek için aslında ne yazık ki KDP'nin sunduğu bir olanaktan Türkiye oraya bir anlamda yerleşiyor. Diğeri, Kürt halkının özgürlük mücadelesi Türkiye'yi, ulus devleti, Türkiye'deki iktidarı şöyle bir yüzleşmeyle karşı karşıya bırakıyor ki kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu ülke kurulurken kurucusu olduğumuz, Kürtlerle birlikte bu coğrafyada yaşayan bütün halkların kurucu olduğu ama onların inkarı üzerinden inşa eden bir ulus devletle karşı karşıyayız. Kürt halkının özgürlük mücadelesi her zaman aslında bu devlete nasıl bir inkar üzerinden kurulduğunu ve kuruluşundaki bağlam ile bugün geldiği bağlamın ne kadar birbirinin zıttı olduğunu sürekli anlatıyor ve yüzleşmeye mecbur bırakıyor. Bu yüzleşmeyi gerçekleştirmek istemeyen AKP iktidarının ya da derin devlet hakkının ne dersek diyelim yapabileceği şey aslında Kürtsüz bir Orta Doğu, hatta Kürtsüz bir dünyayı tarif etmek üzerine de konumlanışı mevcut. Bir yandan da aslında ABD'de gerçekleşecek seçimler de bu sürecin belirleyenlerinden birisi. Orta Doğu'da etki gücü olan bir ülkeden bahsediyoruz ve Amerika Birleşik Devletleri seçime giderken Trump mı kazanacak, karşı taraf mı kazanacak, kazanana göre aslında Orta Doğu siyaseti bir yol belirlemiş olacak bir anlamda. Türkiye bütün bunlar gerçekleşirken ABD'nin rolü de zayıflamışken orada aslında kalıcı bir, hem işgal hem de kalıcı bir rol üstlenmek üzerinden de aslında pay almaya çalışıyor gelecek dönem siyasetinden. Bütün bunlardan baktığımızda Kürt düşmanlığı yetmedi aslında. Hakların özgün, özel mücadelesi karşısında duran bir AKP-MHP iktidarı ne yazık ki kendi yaratamadığı Kürt'ün olanaklarını KDP'de bulduğu için orada konuşlanarak Kürt halkının bütün kazanımlarını, sadece güncelden bahsetmiyorum, tarihsel bütün kazanımlarını hedefleyerek varlığını sürdürmenin yollarını arıyor. Aslında bugün Beyaz Saray Sözcüsü'nün de bir açıklaması oldu. Gazetecilerin sorusu üzerine bir açıklama yaptı. Aslında o açıklamada ABD'nin tamamen bu operasyondan bir haber olmadığını da açık bir şekilde gösteriyordu. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Bir konseptle karşı karşıya gibi Kürt halkı ve bu konseptin başlangıç tarihi de Kürtlerin DAEŞ'i yenilgiye uğrattığı tarih. Tesadüf mü bilmiyoruz. Raqqa'da DAEŞ'in yenildiği 2017'den bu yana Kürt halkının kazanımlarına yönelik bir saldırı konsepti devrede. Kerkük'le başladı referandum ki o zaman da bu sürecin öncülüğünü KDP yapmıştı. Referandumdan sonra Başur Kürdistan topraklarının %40'ı Kerkük ve Germiyan bölgeleri ve Başur Kürdistan topraklarının %40'ını oluşturuyordu. Bağdat yönetimine bağlandı. Bunun akabinde Afrin işgali ilhakı gelişti. Serikani, Girisipi. Kürt halkının tabii ki büyük mücadele vererek yüz binlerce insanın katledildiği süreçler, Başur Kürdistan'da Saddam'ın gerçekleştirdiği soykırımlar, diğer tarafta Baas rejiminin gerçekleştirdiği katliamlar, DAEŞ'in gerçekleştirdiği katliamlarda Kürtlerin canlarıyla bedel ödediği, elde ettiği kazanımlarda dönük bir saldırılar var. Bu kazanımlar teker teker Kürtlerin halk elinden alınmaya çalışılıyor. Bunu gözlemleyebiliyoruz. Türk Devleti de bir taraftan Irak'ta görüşüyor, siz de ifade ettiğiniz. Diğer taraftan Erdoğan üst üste Esad'a çağrı yaptı son dönemde. Görüşmek istiyor. Tabii neyin üzerine pazarlık yapacaklarını biliyoruz. Burada da Kürt halkının kazanımları pazarlık edilecek Esad'la. Ve Tahran'a mekik dokumaya devam ediyor Türk Devleti. Amaç ortada.
Kürt soykırımı planı. Peki bunu, tüm bu tabloya baktığımızda Kürtler ne yapmalı, onu sormak istiyorum. Tabii büyük kazanımlar elde etti Kürt halkı son 25 yılda yürütülen mücadele sonucu. Vakıf Kürdistan açısından da kazanımlar var. Ancak 2017'den bu yana büyük bir saldırı konsepti. Aslında 2015 belki çöktürme planıyla da bağlantılı olarak ele alabiliriz. Çözüm masasının devrilmesi, İmralı'da mutlak iletişimsizliği, mutlak tecidin devreye konulmasıyla da bağlantılı olarak ele alabiliriz. Bu noktada ne yapmak gerekiyor? Kürt halkı ne yapmalı? Bakur Kürdistan halkının tutumu nasıl olmalı? Ve şunu da sormak istiyorum. Kürdistanlı partilerin tutumu önemli. Çünkü bu saldırılar tüm Kürt halkının kazanımlarına yönelik. Bakur, Başur, Rojalat veya Rojava denilmeden saldırılar gerçekleştiriliyor. Kürdistan'ın tutumu nasıl olmalı? Ve partiniz, eş başkanı olduğunuz DBP'nin gündeminde eminim ki bu işgal saldırıları da vardır. Nasıl bir planlamanız veya bir tutum sergilemeyi düşünüyorsunuz? Kürt sorunun demokratik yöntemlerle çözümü hem Türkiye açısından hem bütün Orta Doğu açısından en başat başlıklardan birisi ve biz de Demokratik Bölgeler Partisi olarak aslında esasen bu gündemin etrafında bütün siyasi organizasyonlarımızı gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Kürt sorunun demokratik çözümü konusunda aslında ülkede önemli bir deneyim gerçekleşti. Yani bunu yok saymadan ifade etmek gerekiyor. Hem Kürt Halk Önderi Sayın Öcalan'ın ciddi emeği, çabası ve ortaya koyduğu perspektifiyle ve toplumsallık açısından da, sadece Kürdistan açısından söylemiyorum, Türkiye toplumu açısından da çok ciddi yankısını bulan, karşılığını bulan ve artık ülkede savaşın olmadığı, ırkçılığın ve milliyetçiliğin özellikle derin devlet tarafından sürekli ısıtılarak en zor zamanlarda, daha doğrusu iktidarların zora düştüğü zamanlarda ısıtılan ırkçılığın, milliyetçiliğin son bulacağına dair çok ciddi emareler, çok ciddi aslında kabuller oluşmuştu. Bu kabulü halen daha toplumsal olarak, yani ortadan yok olmadığı için toplumsal olarak canlandırmanın yollarını tartışmak durumundayız. Açık söyleyeyim, bugün aslında hem Orta Doğu'da yaşanan durumun kendisi, hem Kürt halkının açığa çıkardığı mücadelenin kendisi, AKP-MHP adını kullanmadan söylüyorum, Türkiye'de iktidar olmak isteyen bir siyasi parti için inanılmaz olanaklar sunuyor. Türkiye'de Kürt sorunu çözülmüş bir ülke, demokratik bir ülke. Türkiye'de herkesi kapsayan demokratik bir cumhuriyet. Orta Doğu'da model olabilecek ki, Rojava bunun en önemli modellerinden birisi, model olabilecek bir ülke olmak varken iktidarın sırf savaş ekonomisi üzerinden ve Kürtlerin kazanımlarının tasfiyesi üzerinden girmiş olduğu yol bugün Türkiye'yi inanılmaz bir açmaza, inanılmaz bir geleceksizliği aslında sürüklüyor. Şimdi Kürdistan'da evet Kürdi partiler var, Kürdi dönem dönem ittifak kurduğumuz bir mekanizmamız var. Bu mekanizmanın ya da bu ittifak anlayışının kendisi kalıcı bir şeye dönüşememesi bizim açımızdan ciddi bir zafiyet. Ben hani Kürt gerçekliği ve Kürt mücadelesi açısından söyleyeyim. Belirleyen şeyin kendisi öncelikli olarak Kürt kazanımlarının endekslenmediği müddetçe de aslında olamıyor. Kürt halkının mücadelesi meselesini eğer kimin öncü ve kimin öncülüğünde ya da kimin tekelciliğinde gidecek diye bakılırsa yol almak mümkün değil. Dönem dönem bu handikaplarla ne yazık ki karşı karşıya kalıyoruz. Ama Kürt halkının kazanımları ve Kürt halkının talepleri bir bütündür. Bu bütünlükten bakma konusunda zayıflıklarımız olduğunu söylemek isterim. Çöktürme planıyla birlikte ülke hem olası demokratik değerlerin yaşam bulacağı işte 28 Şubat'la birlikte aslında tarihi bir sorumsallığı aşarak model olabileceği bir yere gelirken tam aksi bir duruma dönmüş durumda. Peki bizler ne yapacağız? Türkiye'de hem demokrasi güçlerinin hem de Demokratik Bölgeler Partisi'nin aslında açığa çıkardığı önemli bir dinamik var. Hem kayyum atanmasından bugün açığa çıkan tablonun kendisi ve ortak mücadele hattının kendisi daha çok büyümeye ihtiyaç duyuyor. O yüzden de hani ilk başta da aslında ifade etmiştim. Türkiye'de demokrasi adına söz kurma hakkını bulan herkesin Kürt sorununu, Kürt gerçekliğini atlamadan AKP'nin dış siyasette ve iç siyasette Kürtlerin yokluğu üzerinden kurduğu politik hattı eleştirmeden yol almamız mümkün değil. Bunu deneyimledik. Bununla ilgili ortak mücadele hatlarımız oldu. Daha istikrarlı ve daha sürekli hale getirmenin bir yolu yöntemi mutlaka ki olmak zorunda. Bugün hem tecit karşısında yürütülen mücadelede, hem kayyum karşısında yürütülen mücadelede, hem Sayın Öcalan'ın özgürlüğü konusunda yürütülen mücadelede Demokratik Bölgeler Partisi olarak söz sahibi olmaya, pay sahibi olmaya
dönem dönem öncülüğünü, dönem dönem de aslında bu mücadelenin yolcusu olarak yer almaya devam ediyoruz. Çünkü geldiğimiz aşama çok kritik bir aşama. Geldiğimiz aşama yeni bir dönemin, demokratik bir ülkenin, demokratik bir cumhuriyetin inşa edebileceği çok ciddi olanakları sunan bir dönemdeyiz. Bunu normalleşme adı altında berhava etmek isteyenlere karşı da aslında duruşumuz net oldu iklimden bugüne. Biz eğer bugün iki siyasi partinin yan yana gelmesini bir normalleşme olarak görüyorsak, bir siyasi partinin liderinin değişmesini, bir siyasi partinin aklının değişmesi olarak görüyorsak büyük bir yanılgı demektir bu. Ama şunu da ekleyerek söyleyeyim. Siyasi partilerin birbirleriyle ittifaklarını sadece iki genel başkan ya da eş başkanların bir araya gelmesinden ibaret görmüyoruz biz. Türkiye toplumunun, Kürt halkının ve bütün halkların bu değerler etrafında bir araya gelmeye ihtiyacı bu kadar açıkken belki de esas mücadeleyi halkların birlikteliği ve halkların ortaklığı üzerinden götürmek çok daha kalıcı, çok daha gerçekçi sonuçlara götürebilir. Demokratik Bölgeler Partisi olarak biraz da mesele aslında toplumsal boyutuyla, toplumsal hattından bakmaya çalışıyoruz ve emin olun bir karşılığı var. Peki, çok teşekkür ederiz Çiğdem Kılıç-Gümüşer yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar, kolaylıklar. Teşekkürler. Evet, değerli izleyenler, DBP Genel Başkanı Çiğdem Kılıç-Gümüşer yayınımıza katıldı.